Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Artık size DNA ile ilgili son sözlerimi söyleyeceğim bu videoda. DNA'yı biraz uzattık biliyorum ama mecburen bu kadarını bilmemiz gerekiyor. Şimdi DNA ile ilgili son söyleyeceklerimiz neler? İlk önce DNA eşlenmesinin isimlerini vereceğim. Daha sonra ise bir deneyimiz var arkadaşlar. Farelerle yapılan bir deney. Bundan bahsedeceğim. Kapsüllü ve kapsülsüz bakterilerle ilgili. Ve DNA'da telomer dediğimiz bir bölge var. Bu telomer bölgesinden bahsedip DNA'nın paketlenmesini yapıp artık DNA'yı postalayacağız. Sonra da RNA'ya geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi başlayalım isterseniz vakit kaybetmeden. Şöyle ben not olarak yazmak istiyorum arkadaşlar. DNA'nın eşlenmesiyle ilgili isimleri. Şöyle not diyelim. İki tane notum olacak burada. Bunlardan bir tanesi DNA'nın eşlenmesi, yani DNA'nın eşlenmesi kaç şekilde oluyor veya işte ileri sürülen görüşler nelerdir, bunlardan bahsedeceğim. Şöyle DNA'nın eşlenmesi diyorum. Neydi DNA'nın eşlenmesinin diğer adı? Replikasyon. Arkadaşlar replikasyon, bakın konservatif, bakın konservatif. Konservatif tam korunumlu eşleme demektir. Tam korunumlu. Semi konservatif. Semi yarı anlamında kullanılıyor. Bu da yarı korunumlu eşleme arkadaşlar. Yarı korunumlu eşleme. Bir de dispersif, yani parçalı eşleme. Dispersif. Parçalı olarak gerçekleşir. Şimdi benim anlattığım size yarı korunumlu eşlemedir. Ayrıca parçalı eşleme ile birlikte anlattım. Hani o kazaki parçacıkları vardı. O kazaki parçacıklarının eşlenmesi dispersif parçalamadır, eşlemedir. Parçalı eşleme. Diğer zincir tek bir yönde gidiyordu. Buna da arkadaşlar yarı korunumlu, yani aslında tamamına yarı korunumlu eşleme diyoruz. Yarı korunumlu eşleme nedir? Şöyle düşünün. Hani bizim DNA'mız vardı. Bakın şöyle DNA'mızı şu şekilde kırmızıyla göstereyim. DNA'nın zincirlerinden, bakın eşleme olduğu zaman zincirlerinden bir tanesi bu tarafa geliyor. Bir tanesi bu tarafa geliyor. Daha sonra karşısına yeni zincir sentezliyor arkadaşlar. Oluşan DNA'lar, bakın ana DNA'dan birer zincirlerini aldığı için biz buna ne diyoruz? Yarı korunumlu eşleme diyoruz. Tamam, şu şekilde yazalım. Yarı korunumlu eşleme. Yarı korunumlu eşleme. Bununla ilgili sorular var arkadaşlar. İşte normal azotlu bir ortamda DNA eşlenirse şöyle olur, böyle olur diye. Bununla ilgili soru çözümünde soru çözeceğim ve orada göreceğiz arkadaşlar. Hem de konuyu orada da kısaca anlatmış olacağım. Zaten oldukça kolaydır. Bizim için en azından kolay. Hani TYT, AYT'de de var bu konu ama bizim için oldukça kolay bir konudur. Şimdi gelelim deneye. Nedir deneyimiz? Arkadaşlar DNA ile ilgili deney diyelim. Şöyle DNA ile ilgili deney. Arkadaşlar bu deney farelerle yapılıyor ve Diplococcus pneumoniae dediğimiz bir bakteri var. Diplococcus pneumoniae zatüreye sebep olan bir bakteridir. Bunun iki türü vardır arkadaşlar. Kapsüllü ve kapsülsüz. Kapsülsüz olanı bizim akciğer hücrelerimiz tarafından fagositoz yapılarak öldürülüyor. Ama kapsüllü olanı maalesef öldürülemiyor. Bu yüzden de kapsüllü olanı bizlerde zatüreye sebep oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu farelere enjekte etmişler ve bazı deneyler yapmışlar. Bu deneyleri bakacağız sizinle nasıl olduğunu. İlk önce Diplococcus pneumoniae ile ilgili bir bilgi vereyim. Daha sonra ise arkadaşlar devam edelim. Ne diyeceğiz? Bakın Diplococcus pneumoniae diye söylüyoruz. Denilen bakteri kapsüllü ve kapsülsüz olarak iki çeşittir. Arkadaşlar kapsülsüz olanı
Akyu var. Hücreleri tarafından sindirilir veya öldürülür, öyle diyelim. Sindirilir. Ama kapsüllü olana, bakın kapsüllü olan öldürülemez. Öldürülemez ve zatüre hastalığına sebep olur. Zatüreye sebep olur. Hani diyorlar ya işte soğukta durma zatüre olursun, bilmem ne yapma zatüre olursun. Aslında buna sebep olan nedir? Bakteridir. Sadece bizim bağışıklık sistemimiz zayıflarsa bu hastalığa yakalanma ihtimalimiz artar. Ama soğuk bize direkt olarak zatüre hastalığını vermez arkadaşlar. Sadece kendimize dikkat edip bağışıklık sistemimizi yüksek tutmamız gerekiyor. Peki nedir bu deneyler? Arkadaşlar birinci deneyde bakın fareye kapsülsüz pnömokok yani kapsülsüz bakteri veriliyor ve fare yaşıyor. Şöyle yazalım bakın deney aşamaları diyelim. Şu şekilde. Deney aşamaları. Birincisi, birinci deneyimiz yani. Birinci deneyde fareye arkadaşlar kapsülsüz bakteri veriliyor. Kapsülsüz bakteri. Daha sonra fare ne yapar? Yaşıyor, değil mi? Neden yaşıyor fare? Çünkü kapsülsüz bakteri farenin ak yuvarları öldürüyor. Gelelim ikinci deneyimize. İkinci deney. Arkadaşlar burada da fareye kapsüllü bakteri veriliyor. Fare artı kapsüllü bakteri. Burada da ne yapıyor bu sefer? Fare ölür arkadaşlar. Şimdi buraya kadar biliyoruz zaten. Bundan sonrası bizim için önemlidir. Üçüncü deneyde bakın fareye şöyle fare diyelim artı. Arkadaşlar ısıtılmış kapsüllü bakteri özütü veriliyor. Bakın ısıtılmış kapsüllü bakteri özütü. Şimdi burada ne olacak? Fare yaşayacak mı, ölecek mi? Şimdi ısıtıldığı için farenin enzimleri ne oldu? Yok oldu. Dolayısıyla farenin enzimleri artık çalışmadığı için fareye etki eder mi? Etmez. Dolayısıyla fare ne yapar? Yaşar. Bunu da anladık. Şimdi gelelim dördüncü deneyimize. Arkadaşlar burada fareye yine kapsüllü bakterinin özütünü veriyorlar. Bakın kapsüllü bakteri özütü ısıtılmış ama ısıtılmış kapsüllü bakteri özütü veriyorlar. Özütü artı kapsülsüz bakteri veriyorlar. Kapsülsüz bakteri. Şimdi normalde ne olması lazım? Farenin yaşaması lazım ama fare ölüyor. Fare ölür. Peki neden? Arkadaşlar buradaki nedenimiz şu. Kapsülsüz bakteri ortamda bulunan bu kapsüllü bakterinin özütünden öldürme genini yani kapsül oluşturma genini almıştır. Ve bu geni kullanarak kendisini kapsüllü hale getirmiştir ve farenin ölümüne sebep olmuştur. Arkadaşlar işte bizim asıl amacımız şunu öğrenmekti. Yani buradaki deneyimizin amacı nedir? Genlerin DNA tarafından yani özelliklerin DNA tarafından aktarıldığını kanıtlamaktır. Bu yüzden böyle bir deney yapıyoruz ve bu deney sonucunda da gerçekten DNA'nın özellikleri aktardığını görüyoruz. İşte bu deneylerle ilgili size sorular gelebilir. Hatta ben de bulabilirsem soru çözümüne bir tane yazacağım arkadaşlar. Evet bu şekilde bizim DNA ile ilgili söyleyeceğimiz şeyler. Şimdi buradaki sonucumuzu da yazalım. Daha sonra şöyle sonuç diyelim. Sonra size telomer bölgelerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Nedir sonucumuz? Arkadaşlar kapsüllü DNA özütündeki, bakın şöyle yazalım. Kapsüllü DNA ya da kapsül üretme geni kapsülsüz bakteri tarafından kullanılır. Ve kapsül üretir. Nedir kapsül bu arada? Onu da söyleyeyim. Kapsül üretir. Arkadaşlar, bakterilerin
Şimdi hücre zarı var. Bu hücre zarı. Hücre zarının etrafında bir de şöyle yapayım isterseniz daha belirgin olsun. Şöyle bir de hücre duvarı var. Hücre duvarı. Bazı bakterilerin hücre duvarının da etrafında bakın şöyle bir tabaka vardır. Bu tabaka protein yapılı bir tabakadır arkadaşlar. Biz bu tabakaya kapsül diyoruz. Kapsül bu. Kapsül o bakterinin ekstra korunmasını sağlar. Yani dışarıdaki ortam şartlarına karşı korunmasını sağlayan yapıdır bu kapsül. Bakterilere geldiğimiz zaman zaten detaylı olarak işleyeceğiz. Evet, kapsül üretir. Böylece özelliklerin DNA tarafından aktarıldığı kanıtlanmış olur. Kanıtlanmış olur. Evet, bu şekilde bizim DNA ile ilgili söyleyeceklerimiz. Şimdi geliyoruz arkadaşlar DNA ile ilgili son söyleyeceklerimize. Nedir DNA ile ilgili son söyleyeceklerimiz? Telomer bölgeleri dedik, değil mi? Telomer. Buna özellikle değinmek istiyorum. Çünkü soru çıkma ihtimali var arkadaşlar telomerin. Telomerden çıkabilir yani. Bu yüzden de iyice bilmemiz gerekiyor. Nedir telomer? Arkadaşlar telomer DNA polimerazı ne yapıyordu? DNA eşliyordu, değil mi? DNA polimerazın eşleyemediği ya da arkadaşlar tamir edemediği bölgelere biz ne diyoruz? Telomer bölgesi diyoruz. Genellikle bu bölgeler DNA'nın son kısmında oluyor. Yani DNA eşleniyor. Son kısmına geldiği zaman DNA polimeraz eşleyemiyor bu kısmı. İşte biz bu kısma ne diyoruz? Telomer bölgesi. Hatırlarsanız DNA polimeraz eşlemeyi direkt olarak da başlatamıyordu. İlk önce bir RNA primer üretiliyordu. Daha sonra bu RNA primeri ayrıldığında hemen gelip DNA polimeraz bağlanıyordu. Yani bunun başlangıçla sonlamayla ilgili bir sıkıntısı var. Dolayısıyla başlangıcı RNA primerine bırakıyor. Sonlandırmayı da ne yapıyor arkadaşlar? Direkt olarak kesiyor ve eşleyemediği bölgeler oluşuyor. Bu bölgelere de biz ne diyoruz? Telomer bölgesi diyoruz. O zaman yazalım. DNA polimerazın eşleyemediği ya da tamir edemediği bölgelere telomer bölgesi denir. Telomer bölgesi denir. Peki bu telomer bölgesi bizlerde ne işe yarayacak, neye sebep olacak? Arkadaşlar her bir DNA eşleme sırasında bir miktar kısalır. Ve ne kadar çok kısalma olursa ilerleyen zamanlarda yaşlanmaya sebep olduğu düşünülüyor. Yani şöyle düşünün. Mesela diyelim ki 30 yaşında bir insanı düşünün. 30 yaşındaki insan o yaşa gelene kadar kim bilir hücreleri kaç milyon kez bölünmüştür, değil mi? Her bir bölünme sırasında bakın tek bir hücre için söylüyorum. Diyelim ki 1 milyon kez bölünmüş olsun. Her bir bölünme sırasında ne olacak? 1 milyon kere de kısalacak. Dolayısıyla bu kısalma insanda neye sebep oluyor? Yaşlanmaya sebep oluyor. Tabii bu bir görüştür. Hani kesin olarak kanıtlanmış bir şey yoktur. Ama yaşlanma ile ilgili olduğu düşünülüyor arkadaşlar. Telomer kısalmalarının. O zaman şöyle yazalım. DNA'lar her eşleme sırasında bir miktar kısalır. Bir miktar kısalır arkadaşlar. Peki telomerler gen içeriyor mu ya da kısalar mı uzunlar mı? Arkadaşlar telomerler gen bölgesi içermez. Telomer gen içermez. Nedir gen? Gen neydi? DNA üzerinde bulunan bazı özellikleri üzerinde taşıyan bölgelerdi arkadaşlar gen bölgesi. Mesela İşte kahverengi gözlülük, mavi gözlülük, kıvırcık saçlılık gibi özellikleri taşıyor. İşte bu telomer bölgesinde gen bulunmaz. Yani bizim işte o hücrede bulunan gen bölgesi ortadan kaybolmuyor. Ama DNA'da yine de kısalmalar meydana geliyor arkadaşlar. Tabii gen içermemesi gayet bence olumlu bir özelliği. Gelelim şimdi devamı. Arkadaşlar bunlar kısa nükleotit tekrarlarından oluşuyor. Nükleotit
dizisi tekrarlarından oluşur. Mesela şöyle düşünün. Bakın, diyelim ki adenin, 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 işte guanin, timin, timin, timin. Bu şekilde bir DNA'mız var. Yani bir dizilimimiz var. Ben bunu 2-3 kere yan yana yazdığım zaman, yani mesela ne yaptım? Adenin, 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 guanin, timin, timin, timin. Aynı şekilde yine yazdım. Adenin, 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 guanin, timin, timin, timin. İşte biz bu tekrarlanan bölgeye ne diyoruz arkadaşlar? Telomer bölgesi diyoruz. Yani kısa nükleotit dizisi tekrarlarından oluşuyor ve bunlar kısalıyor. Arkadaşlar, bu bölgeler ne yapıyor peki? Bu bölge tampon görevi yaparak organizmanın genlerini koruyor. Yani aslında hani kısalma durumu var, tamam, ama DNA'nın sonunda bulunup tampon görevi yapıyorlar ve genlerin korunmasını sağlıyorlar. Oldukça önemli bir görevi vardır. Yazalım bunu da. Telomer bölgesi, telomer bölgesi tampon görevi yaparak, tampon görevi yaparak, yaparak ne yapıyor? Gen bölgelerini korur. Gen bölgelerini korur arkadaşlar. Peki, şunu da yazalım isterseniz. Telomerlerin kısalmasının yaşlanmayla bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Onu da yazalım. Telomer kısalmasının yaşlanmayla bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Evet, bu şekilde bunu da bilelim. Arkadaşlar, peki bunu önleyen enzim yok mu? Var tabii ki. Hangi enzim? Telomeraz dediğimiz bir enzim var. Arkadaşlar, bu enzim ökaryotik hücrelerde bulunur ve telomerlerin uzamasını katalizler. Yani uzamasını sağlıyor. Orijinal uzunluklara gelmesini sağlıyor. Ama tabii ki bizim hücrelerimizin çoğunda bu telomeraz enzimi bulunmuyor arkadaşlar. Bazı hücrelerde bulunuyor. Özellikle embriyonik hücrelerde bulunarak o hücrelerin ömrünün daha uzun olmasını sağlıyor. Eğer zaten embriyonik dönemden itibaren başlasaydı DNA kısalması, eğer yaşlanmayla bir ilgisi varsa, o zaman biz 30 yaşımızda böyle kırışık buruşuk bir şey olurduk. Ama embriyonik dönemde telomeraz aktif olduğu için bazı hücrelerde, o yüzden de yaşlanmayı oldukça engelliyor diyebiliriz. Eğer yaşlanmayla bir bağlantısı varsa tabii ki, bence varlığını düşünüyorum. Olabilir arkadaşlar bağlantı. O zaman yazalım. Telomeraz enzimi ökaryotik hücrelerde kısalmayı telafi eder. Ancak insanın çoğu hücresinde yoktur. Peki hangi hücrelerimizde var? Germ hücresi dediğimiz üreme hücrelerinde vardır. Dediğim gibi arkadaşlar, sadece germ hücresi dediğimiz üreme hücrelerinde aktiftir ve zigotun telomeraz bölgesini uzatır. O zaman yazalım. Sadece germ, yani üreme hücrelerinde aktiftir. Aktifti. Böylece ne yapıyor? Zigotun zaten dediğim gibi hani germ hücreleri, üreme hücreleri döllenmeye katıldığı için dolayısıyla telomeraz enzimi de gidiyor. Ve burada arkadaşlar yaşlanmayı demeyelim de, yaşlanma demek birazcık yanlış olur. Telomer kısalmasını engellemiş oluyor. Evet, telomerle ilgili söyleyeceğim bunlar. Özellikle bakın, tampon görevi yaparak gen bölgeleri korumasını unutmayın. Telomerin bu olumlu yanıdır. Ama genel olarak baktığımızda bence bizde daha büyük zararları vardır diyebiliriz. Eğer yaşlanmaya bağlıysa tabii ki. Peki insanlara telomeraz enzimi sizce verilebilir mi? Verilebilir, ama milyon tane hücremiz var. Hatta milyar tane hücremiz var. Hangi birine vereceğiz, değil mi? Sadece ne olur? Embriyonik dönemde sadece işte üreme hücrelerinde, o zigotta falan değil de, hücre farklılaşmaları başladığı zaman
İşte o embriyoya enjekte edilebiliyorsa eğer ancak o şekilde olabilir ama birazcık zor olur. Şimdi gelelim DNA'nın paketlenmesine. Paketlenme dediğimiz DNA'nın etrafı proteinle çevreleniyor ve kromozom dediğimiz bir yapı oluşuyor arkadaşlar. Şöyle DNA'nın paketlenmesi diyelim. Ve bununla birlikte artık DNA'yı bitireceğiz. Arkadaşlar DNA artı histon proteinleri eşittir neyi oluşturuyor? Kromozom. Şimdi bizim yapımızda aslında kromozomlar var. Bu kromozomlar DNA kendisini eşleyeceği zaman işte bu kromatin iplik dediğimiz bir yapı vardır. Bu kromatin iplik kısalıp kalınlaşıyor ve kromozomları oluşturuyor. Ve bu kromozomlar eşlenme sırasında kolaylıkla DNA'nın eşlenmesini sağlıyor. DNA direkt uzun olarak kalsaydı eşlenme oldukça zor olurdu. Hatta bu profaz metafaz evreleri var ya, bu evrelerin gerçekleşmesi zor olurdu. Ama kromozomlar sayesinde gayet kolay gerçekleşiyor. Peki arkadaşlar histon proteinleri nasıl proteinlerdir? Bizim burada bilmemiz gereken birkaç tane histon proteini var. Onlardan bahsedeyim. Zaten çok fazla uzatmayacağım bunu. Şöyle yazalım histon proteini için. Arkadaşlar yani kromatin iplik dediğimiz DNA artı histon proteinleri. Kromatinin yapısında 4 çeşit histon bulunuyor. 4 çeşit histon. Bunlar önemli olanları tabii ki daha fazla vardır ama önemli olanları bu 4 çeşitidir. Nedir bunlar? H2A, H2B, H3, H3 ve H4'tür arkadaşlar. Ve H4. Peki nedir bunları önemli kılan? Bunlar DNA'nın paketinde oldukça önemlidir arkadaşlar. Bunlar DNA'nın paketinde önemlidir. Özellikle paketlenmesinde direkt bunlar görev yapıyor. Ama diğerleri tabii ki etrafını sarıyor. Arkadaşlar DNA paketlendiği zaman ilk başlarda böyle küçük küçük boncukların böyle yan yana gelmesi gibi görünüyor. Hani tesbih düşünün. Tesbih gibi görünüyor. İşte biz bu yapılara nükleozom diyoruz. Bakın şöyle yazayım. DNA paketlenince bir de yazabilsem küçük boncukları andırır. Küçük boncukları andırır. Bu yapılara nükleozom denir. Nükleozom denir. Arkadaşlar şöyle düşünün bakın şu şekilde şöyle bir yapıya sahip böyle küçük küçük boncukları andırıyor. Aralarında tabii bağlantı var. Biz bu yapılara ne diyoruz? Küçük boncuklu yapılara nükleozom diyoruz. Arkadaşlar İnterfaz evresinde biliyorsunuz DNA işleniyor. Şimdi interfaz evresinde bu kromatinler düzensiz kümeler halinde görülüyor. Biz bu yapılara heterokromatin diyoruz. Heterokromatin. Daha geniş yayılmış olanlara ise ökromatin diyoruz arkadaşlar. Ökromatinleri incelemek oldukça kolaydır ama heterokromatinler daha böyle karmaşık, dağınık durduğu için daha zordur. O yüzden ökromatinler her zaman için incelenmesi daha kolay olan kromatinlerdir. Bunu da yazayım. Heterokromatin nedir? Ökromatin nedir? Bilelim yeterlidir. Yazalım. İnterfaz sürecinde kromatinler düzensiz kümeler halinde görülür. Tabii mikroskop altında bu şekilde görülüyor. Görülür. Buna heterokromatin şöyle altında çizeyim denir. Daha geniş yayılmış olanlara ise ökromatin denir. Arkadaşlar bu bilgiler Campbell'dan aldığım bilgilerdir. Zaten normal ÖABT kitaplarında yok. Şimdi ben ikisini birlikte götürdüğüm için ÖABT'de olmayanları tabii ki kendim ekliyorum Campbell'dan. O şekilde anlatıyorum. Özellikle telomer bölgesi benim üniversitede de çok dikkatimi çekmişti. Unutmadığım bir
konuydu. O yüzden burada da bahsetmek istedim. Dediğim gibi soru çıkma ihtimali olabilir telomer bölgesinden. DNA'nın paketlenmesinde de nükleozomlar önemli. Heterokromatin, ökromatinin ne olduğunu bilelim yeterlidir. Bu arada Campbell'ın 9. baskısını benim o ilk videom var ya, ÖABT ile ilgili ilk videom, hani konu dağılımı, soru dağılımı diye, o videonun hemen açıklama kısmını ekledim arkadaşlar. Oradaki linke hemen tıklayarak alabilirsiniz. 9. baskısının PDF'sini alabilirsiniz. Evet, burada bitirelim artık. DNA ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bundan sonra geliyoruz RNA'ya. RNA'ya hazır olun. Bu da birazcık uzun sürecek. Aynı DNA gibi. RNA nasıl üretiliyor? Transkripsiyon aşamaları. İşte daha sonrasında ise protein sentezine başlayacağız. Tabii ilk önce RNA'yı bitirmemiz lazım. Evet, sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.